أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Elif, lam, mim. İşte kendisinde bir şüphe olmayan bu kitap sakınanlar için hidayetin ta kendisidir. Onlar ki gaybe inanıp namazı dürüst kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah için harcarlar. Ve onlar ki hem sana indirilene iman ederler hem de senden evvel indirilene. Bunlar ahirette kesin olarak inanırlar. İşte bunlar Rablerinden bir hidayet üzeredirler ve işte bunlar o murada eren kurtulmuşların ta kendileridir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain amma ba'd. Gökler ve yer dolusu hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin ve ashabının üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti davetimize icabet eden siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adımdan dolayı Allah katındaki kusurlarınız, günahlarınız affedilsin. Ve yine buraya teşrif ederken attığınız adım sayısınca Allah katındaki değeriniz, makamınız ve mevkiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş bir şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Sevgili dostlar, geçen hafta Besmele-i Şerif'in Müslümanların hayatında olması gereken pozisyonunu konuşmuştuk. Ve bu mübarek kelimeler içerisinde yer alan Allah Subhanahu ve Taala'nın hem Rahman hem de Rahim ismi üzerine kalplerimizi yumuşattık, imanlarımızı artırdık inşallah. Allah nasip ederse bu akşam Fatiha suresinin ikinci ayeti olarak kabul edilen Elhamdülillahi Rabbil Alemin kısmını işleyeceğiz. Geçen hafta demiştik ki kavramlarımızın içi cılızlaştırılmış, derin, deruni anlamları bulunan kavramlarımızın içerisi boşaltılmış ve inşallah Allah nasip ederse sohbetimiz içerisinde bu tür kavramları tekrar Kur'an ve sünnetle ihya etmeyi de hedeflerimiz arasına almıştık. Allah nasip ederse Fatiha suresinin ikinci ayetini konuşurken hamd kavramı üzerine duracağız. Hamdin ne olduğu ve Müslümanın hayatında nerede bulunması gerektiği konusunda konuşacağız. Evvela sizlere iki yaşanmış kıssa üzerinden programa başlamak istiyorum kardeşlerim. Birincisi şu. Bir ilim ehli, davetçi bir şahsiyet Almanya'ya davet edilir.
Seminer bittikten sonra bir bayanın kendisiyle tanışmak istediği söylenir. Davetçi zat bunu kabul eder. Ve bir bayan getirilir. Tekerlekli sandalyeye hapsolunmuş, boynunu dahi sadece birilerinin yardımıyla hafiften sağa ve sola çevirecek bir güce sahip, ama bu kadar sıkıntının ve meşakkatin içerisinde bir elde üç parmağına hareket etme kabiliyeti verilmiş bir kadın getirilir. Pür tesettüre bürünmüş, tekerlekli sandalyeyle davetçinin karşısına konur. Üç parmak, Müslümanlar. Kadının ifadesiyle eğer biri zahmet eder de şu üç parmağın arasına kitap koyarsa kadın kitap okuyor. Kur'an koyarlarsa Kur'an okuyor. Bilgisayarın klavyesini koyarlarsa bilgisayarı kullanıyor. Yemek getirirlerse yemek yiyor, içeceğini bu parmaklarıyla sağlıyor. Ve diyor ki hocam, ben Almanya'da bulunmuş olduğum bu şehrin şu mahallesinde kendi ismimle bir dernek açtım. Dikkatlerinizi çekiyorum kardeşlerim. Kendi ismimle bir dernek açtım. Ve burada gündüzleri Müslümanların çocuklarına Kur'an öğretiyorum. Temel dini bilgiler, İslami bilgileri onlara öğretiyorum. Akşamları da bu mahallenin Müslüman kadınlarına, mümin kadınlarına vaaz-ı nasihatte bulunuyorum. Bir de hocam, bulunmuş olduğum şehirde, yaşadığım şu semtte, Almanlar içerisinden yaşlı ve yalnızlığa terk edilmiş kadın ve erkekleri tespit ediyorum. Hafta sonları da onlara moral ziyaretlerinde bulunarak nasihatlerde bulunuyorum deyince davetçi şaşırır. Bütün bunları o tekerlekli sandalye içerisinde hayatını idame ettiren bir kadın yapar. Hem de kadın haliyle yapar. Der ki, ey kadın, ben bir erkek olmama rağmen dernek ve vakıf çalışmalarının içerisinde hayat süren biri olmama rağmen tüm bunlarda zorlanırken sen bunu ne için yaparsın? Sebebi nedir? Ve üç parmağını kaldırır. Bana şu üç parmağımı oynatmayı ilham eden, lütfeden, kerem sahibi olan Allah'a hamdimi göstermek için yaparım der. Subhanallah. Yine hatırlayın, biz yine cumartesi sohbetlerimizdeyken tamamen yatağa bırakılmış, vücudunda hiçbir yerini oynatamayan bir mümin erkeğin videosunu izledik. Spiker o Müslümana soruyor. Diyor ki, Allah sana vücudunu tekrar oynatma kabiliyeti verseydi yapacağın üç şeyi bana söyler misin dediğinde, birincisi diyor ki, ellerimi diyor Kur'an'ın sayfalarında dolaştırmak isterdim. İkincisi, secdeye kapanmak isterdim. Üçüncüsü de anneme sarılmak isterdim der. Ey aziz dostum, şimdi sen bu ellerle şu an burada bulunan bütün kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala'nın verdiği lütufla, keremle elleriniz Kur'an'ın sayfalarında dolaşmakta. Elleriniz annenizin elini tutmakta. Elleriniz yavrularının başlarınıza okşamakta. Elleriniz de ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını görmektesiniz. Ve hiçbir tasarruf sahibi olmadan, hiçbir harcama yapmadan alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Teala'nın senin ayaklarına yürüme kabiliyetini düşün. Sokaklarda gezişini, rızkını arayışını, eşini dostunu ziyaret edişini düşün. Bunun hamd edilmeye değer hiçbir yönü yok mudur ey aziz dostum? Ve yine biz yine bir cumartesi sohbetinde
gözleri ama olan bir genci izledik değil mi? Yine spiker kendisine soruyor. Başına gelmiş olduğu musibetten yakınacağını zannediyor. Ama genç diyor ki elhamdülillah. Allah'a hamdü senalar olsun. Peki neden? Eğer ben öldükten sonra cabbar olan Allah, kahhar olan Allah, azap sahibi olan Allah bana lütfeder de şu gözlerime sabrettiğimden dolayı beni azapla karşılamaz, ben buna diyor hamd ediyorum. Subhanallah. Ey aziz dostum, Allah sana tüm renkleri seçebilecek ve ufukları görebilecek bir göz vermişken herhalde bu hamd edilmeye değer bir şeydir değil mi? İşiten bir kulak, hisseden duyular, çalışan iç organlar, alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Teala'nın senin üzerinde sakladığı büyük nimetlerdir. Biz zenginlik, ihtişam denildiğinde aklımıza ilk gelen yastık altına biriktirdiğimiz dolarlar ve marklardır. Hanımımızın dolabında gizlediği altınlardır. Halbuki servet bizim üzerimize konmuştur. Göz bir servettir. El bir servettir. Hem de paha biçilemeyecek derecede bir servet. Evet, bu servetin de hamd edilmeye, şükredilmeye ihtiyacı vardır güzel dostlarım. O zaman hamd nedir kardeşlerim? Aziz dostlar, hamd kelime manası olarak birinci anlamı tam ve mükemmel kabul etmektir. Eksiksiz ve kusursuz bilmektir bir şeyi. Bu anlamda Allah hamd edilmeyi hak etmektedir. Hamd sadece ve sadece bu anlamda alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Zira yaratılan her şeyde ve herkeste eksiklik, kusur ve bir nakıs bulunmaktadır. Sen yanındaki kardeşine eşinin faziletini anlatırsın, anlatırsın. Son cümleni keşke onda şu haslet de bulunsaydı diye tamamlarsın. Gördüğünde sevindiğin, huzur bulduğun kardeşini tanımlarken en güzel sözlerle onunla bahsedersin. Ama cümlenin sonunu yine kardeşimde keşke böyle bir eksiklik bulunmasaydı diye tamamlarsın. Rızkını kazandığın işte, sosyal hayatta yer almak istediğin bir dernekte, cennete kavuşmayı umduğun bir cemaatte hep güzellikleri görürsün. Ama cümlenin sonunu keşke şu da olmasaydı diye tamamlarsın. Evet aziz dostum, bil ki eksiklik, kusur, nakıs hem Adem oğluna hem de eşyaya isabet etmiş bir kaderdir. Eğer kusursuz dost arıyorsan bil ki yeryüzünde yürüyen canlılar arasında eksikliği ve kusuru bulunmayan kimse yoktur. İyi bir idareci arıyorsan bil ki yeryüzünde eksiksiz ve kusursuz bir idareci bulunamayacaksın. Kusursuz tek güç alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Ve o Allah hamd edilmeye değer bir güce sahiptir. 2. Hamd, övmek, methetmek, yücelmek, yüceltmek anlamlarına gelmektedir. Sevgili dostlar, namaz kılan her bir mümin namazı içerisinde Rabbini Allah'ım sadece seni yüceltirim, sadece seni överim, sadece sana senada bulunurum diyerek bir ahit, bir akit yapmaktadır. Ve Allah hem zatından dolayı hem de kullarına lütfundan, kereminden dolayı hamd edilmeye değerdir. Ve Allah Subhanahu ve Teala senin günahkar dudaklarının arasından dökülecek elhamdülillah sözünü övmektedir, önemsemektedir. Enes bin Malik diyor ki radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şunu işittim. Dünyanın tümü,
İçerisindeki her şeyle beraber ümmetimden bir adamın eline verilse ve o adam elhamdülillah dese, kulun verdiği Allah'ın verdiğinden daha değerlidir. İmam Kurtubi bu hadisi şerh ederken diyor ki nedeni şudur. Zira hamd kelimesinden dolayı, elhamdülillah sözünden dolayı alınacak sevap yok olmaz. Ama dünya nimetleri de asla diyor baki kalmaz. Allahu Ekber. Çünkü senin söylediğin sözün dünyada yok olması diye bir şey yoktur güzel dostlar. Evet, Allah Subhanahu ve Teala zatından dolayı hamd edilmeyi hak etmektedir kardeşlerim. Bakın bizler elhamdülillahi rabbil alemin derken Allah'ım hamd ancak sanadır deriz, ama bir de şunu söylemiş oluruz. Allah'ım ancak senin övdüğünü över, senin yücelttiğini yüceltiriz. Dikkat edin dostlarım. Ancak senin övdüğünü, ancak senin yücelttiğini yüceltiriz. Değilse bir mümin Allah'ın övmediği bir evi, Allah'ın övmediği bir ev dizaynını övmez ve övemez. Bir mümin Allah'ın övmediği sofrayı, Allah'ın övmediği kazancı ve harcamayı, Allah'ın övmediği bir alfabeyi, Allah'ın övmediği bir hukuku, Allah'ın övmediği ekonomik ve eğitim anlayışını, Allah'ın övmediği düğün merasimini, Allah'ın övmediği kılık ve kıyafeti övemez, yüceltemez ve sahiplenemez aziz dostlarım. Zira övülecek olan her şey alemlere Rabbi olan Allah'a yakınlığıyla övülecektir kardeşlerim. Ama Allah rızası için şöyle bir kendimize bakalım. Kendi bir ahvalimize bakalım. Toplumumuzdaki övgü anlayışına bakalım. İmanı olan değil, parası olan övülmektedir bu toplumda. Namazı olan değil, makam ve mevkisi olan övülmektedir bu toplumda. Ahlakı olan değil, villası olan övülmektedir bu toplumda. Kızı hafız olan değil, kızı sekreter olan övülmektedir bu toplumda. Oğlu hikmetli bir davetçi, Rabbani bir mücahit olan değil, bankada müdür olan oğul övülmektedir bu toplumda. Ama kesinlikle şunu bilelim ki aziz dostlar, Allah'ın övdüğü hayat, alemlerin Rabbi olan Allah'ın müdahale ettiği bir hayattır. Allah'ın övdüğü bir hayat, saniyesi saniyesine Allah'ın hukukunun, kanunlarının egemen olduğu bir hayattır. Allah'ın övdüğü hayatta ahiret birinci plandadır. Allah'ın övdüğü bir hayatta dünya değil kulluk ön plandadır. Allah'ın övdüğü hayatın içerisinde ilim vardır ve hikmet vardır. Kur'an ve sünnete göre amel vardır. Allah'ın övdüğü hayatta ter, gözyaşı ve kan birbirine karışmıştır. Allah'ın övdüğü hayatta uykusuzluk, acı, keder, işkence, hicret, cihat ve şehadet vardır. Allah'ın övdüğü hayatın içerisinde meşakkat, kahır vardır ey aziz dostlar. İşte böyle bir hayat hamd edilmeye değer bir hayattır. O zaman üçüncü anlamı hamdin de kardeşlerim, İslami hayatın sonucudur kardeşlerim. Dikkat edin. İslami bir hayatın, Kur'an ve sünnetle yoğrulmuş bir hayatın sonucu nedir? Hamd'tir kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala bu şekilde yaşayan mümin kullarını cennete koyduğunda onlar önce Allah'ı tesbih ederler. Allah'ım sen subhansın derler. Sonra şöyle derler. Ve ahiru da'vahum
Enelhamdülillahi Rabbil alemin. Dualarının sonucu da, sonu da alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir kardeşlerim. Yani öyle bir hayat yaşayacağız ki, övülmeye, hamd edilmeye değer bir hayat olacak. Bu hayatı da belirleyen tek bir etken Kur'an ve sünnettir. Kur'an'ın övdüğü bir hayatı, Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaşadığı bir hayatı yaşadığımızda, evet bizim sözlerimiz, fikirlerimiz ve amellerimizin sonu elhamdülillahi rabbil alemin olacaktır. Hatırlarsanız biz geçen hafta şunu söyledik. Bir müminin besmele çekmeden başlayacağı bir hayatı olamaz. Eğer Bismillahirrahmanirrahim diyorsa, o zaman bu müminin amelinin sonunda da elhamdülillahi rabbil alemin demesi gerekmektedir. Evet aziz dostlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına bir göz attığımızda, başarıyı elde edemese de, sonuç istediği gibi olmasa da amelinin sonunda her zaman elhamdülillah demiştir. Nasıl mı? Peygamberlik misyonuyla, göreviyle görevlendirildiğinde alemlerin Rabbi olan Allah, ey örtüsüne bürünen, gecenin bir kısmında kalk ve Kur'an oku, gece namazı kıl ve günün aydınlığında da okuduklarını, gece yaşadıklarını insanların anlaması ve hayata hakim olması için mücadele et dediğinde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi uyurken, dinlenirken, boş ve malayani işlerle vakit geçirirken asla göremeyeceksin ey aziz dostum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o gün kalk emriyle öyle bir kalktı ki uykuyu ve dinlenmeyi hayatından sildi. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam hangi kapıyı açarsa açsın alay edildi, hakarete uğradı, sanki daveti başarısızmış gibi sonuçlandı ama o günün sonunda akşam eve gittiğinde elhamdülillahi rabbil alemin dedi. Neden? Çünkü Allah'ın istediği bir hayatı o gün yaşadı. Allah'ın razı olacağı bir şeyi tebliğ etti. O zaman senin de hayatında Allah'ın razı olacağı, emrettiği bir yaşantın varsa günün sonunda elhamdülillahi rabbil alemin de. Eğer senin geceni aydınlatan bir Kur'an'ın varsa, imanını arttıran bir secden varsa, Allah'ı sevdiren bir zikre sahipsen, bunun ardından hemen elhamdülillahi rabbil alemin de. Peygamber aleyhissalatu vesselam Medine'ye gittiğinde Yahudi bir çocuğun kapısını çaldı. Çocuk hasta yatağında vefat etmek üzere. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La ilahe illallah Muhammeden Resulullah sözünü söyle ve kurtul dedi. Çocuk aleyhissalatu vesselamın söylemiş olduğu sözlere tabi oldu. Sanki Peygamber aleyhisselamın eteklerine mücevher döküldü. Yüzü gülmeye başladı. Benim elimle, benim vesilemle birini cehennemden kurtaran Allah'a hamdü senalar olsun dedi. Ey aziz dostum, senin de hayatında kaygı olarak birilerini kurtarmak varsa, eşini, çoluk çocuğunu, anne babanı, mahallende şu an cehenneme doğru giden nesli kurtarmak eğer hedefinde varsa, bu hedefe elhamdülillahi rabbil alemin de. Bu hedef için çırpınışına elhamdülillah de. Değilse bu hedefi bir meşakkat, bir zorluk olarak görme hiç dünyanda. Aleyhissalatü vesselam Ebu Talip mahallesinde 3 yıl boyunca ambargo yedi. Aç kaldı, susuz kaldı. Ashabıyla beraber dövüldü. Öldürülmeye yeltenildi. Ama günün sonunda elhamdülillah dedi. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyordu ki tabi olduğu dinin gerekliliklerinden birini yaşıyordu. Evet buna elhamdülillah. Eğer Allah için bir kapıdan kovulduysan, eşin dostun seni sırf İslamcı olduğundan dolayı, senin hanımın çarşaflı peçeli olduğundan dolayı, eğer kapılardan kovulduysan elhamdülillah de. Bir esnafı sadece Allah için ziyaret edip Allah için ona bir hediye sunduğunda
hediyeni geri çevirdilerse de ki elhamdülillah. Benim davamın gereklerinden bir tanesi de budur diye kabullen ey aziz dostum. Evet aziz dostlar, biz besmele çekmeden bir işe başlamayacağımız gibi bizim sonunu hamd ile bitiremeyeceğimiz işlerimiz asla ve kat'a olmayacak aziz dostlar. Peki dedik ya, hamd İslami bir hayatın sonucudur. Kim gibi? Aziz dostlar, Ömer bin Hattab radıyallahu anh gibi. Dün zalim ve zorba olan, yanında iman eden cariyesini döve döve, işkence ede ede zayıflatan, ama kendisi yorulduğunda da ey kadın zannetme ki sana merhamet ediyorum, sana acıyorum, vazgeçtim, dinleneyim, seni tekrar dövmeye devam edeceğim diyen Ömer bin Hattab, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmek için girdiği kapıdan imanla hayat bularak çıktı aziz dostlar. Ve öyle bir hayata sahip oldu ki övülmeye, yüceltilmeye değer bir hayata sahip oldu. Hadi sohbetimizi İkrime bin Ebu Cehil'in hayatıyla bitirelim ey aziz dostlar. Öyle bir evin içerisinde büyüdü ki o evin her metrekaresinde Allah'a ve Resulüne savaş açılmış bir ev anlayış vardı. Bir peygamber düşmanlığı vardı. Zira İkrime Ebu Cehil'in oğluydu. Tam 20 yıl boyunca peygamber düşmanlığıyla büyüdü. Kalbine o düşmanlığı soktu. Bedir'de babasının öldürülüşüne şahit oldu. Babasını gömemeden, toprağa veremeden Mekke'ye gitti. Bu sefer düşmanlığı kin ve nefretle kat kat arttı. Uhud'da hanımını da alarak, Ümmü Hakim'i de alarak, dikkat edin Müslümanlar, hanımını yanındaki askerlere neşe versin diye, onların güçlerini arttırsın diye def çalması için getiren bir İkrime. Ve kendi ordusunun sol kanadı İkrime'ye ait, sağ kanadı Halid bin Velid'e ait. Öyle ki Müslümanlar zaafa düştüğünde aynen geçidini bir fırsat bilerek babasının intikamını almak, öldürülen müşriklerin intikamını almak için zehirini öyle bir akıtır ki Ebu Süfyan olaya bakar, işte der bu Bedir'e karşılıktır diye sevindirir. İkrime öyle bir kine sahiptir ki Hendek günü. Bakın Müslümanlar büyük bir çukur kazıyorlar. Hiçbir düşman oraya gitmeye yeltenemiyor. İkrime genç yaşına rağmen halen Uhud'da, Bedir'de öldürülenlerin intikamını sindirememiş. Hendek'i geçiyor, karşı tarafa geçiyor. Dikkat edin Müslümanlar. İstediği ne? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme zarar verebilmek. Tabi Allah karşısına Ali bin Ebi Talib'i çıkartıyor. Müşriklerden birinin kellesini Ali bin Ebi Talib yere serince İkrime soluğu kendi saflarında almak zorunda kalıyor. Ve bakın Mekke fethedilir, İkrime Yemen'e kaçmak ister. Gemiye biner, gemi alabora olmaya başlar. Yani neredeyse artık battı batacak. Gemi içerisindeki müşrikler Lat'ı, Uzza'yı, artık Hübel'i övünce demek ki gemi içerisinde mümin insanlar var. Derler ki sakın ha, Allah'ı tevhid ederek halis ve ihlaslı niyetlerle diyor dua edin, bizim kurtuluşumuz sadece budur deyince İkrime şöyle kendini toparlar. Eğer diyor beni gemide ihlas sahibi olarak Allah kurtaracaksa o zaman beni karada da kurtaracak olan odur. Ey Rabbim, eğer bu gemiyi karaya sağ salim çıkartırsan vallahi elini peygamberin eline koyarak iman edeceğim der. Ve Yemen'de bir karaya çıkarlar gemi. Hanımı ondan önce iman etmiştir. Peygamber aleyhisselam İkrime'nin kafasını istiyor. Onu diyor tabir yerindeyse Kabe'nin perdesine örtüsüne tutunmuş bir halde bulsanız da diyor bana getirin. Hanımı geliyor. Peygamber aleyhisselama kocasının affedilmesi için yakarıyor.
Allah Resulü affediyor. Ve kadın tek başına kardeşler Yemen'e gidiyor. Kocasını bir sahil şeridinde buluyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına getiriyor. Allah Resulü kalkıyor. İkrim'e kelime-i şehadet getiriyor. Ve Müslüman oluyor. Peki sonuç? Bakın aziz dostlar, Yemame günü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı büyük bir cihada katılıyorlar. Ve İkrim'e ayağa kalkıyor. Diyor ki kim benle beraber diyor Allah'ın dini uğruna ölmek için diyor beyatlaşıyor. Bunu İkrim'e söylüyor bu sefer. Artık İslam olmuş. Dün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dinini ortadan kaldırmak için kılıcını kaldırıyordu. Bugün o dini aziz etmek, dini yeryüzüne yaymak için kılıcını kaldırdı. Ve dedi ki kim benle ölmek için beyatlaşacak. Sahabeden tam 400'e yakın kişi ayağa kalkar. İkrim'e ile beyatlaşırlar. Ve Halid bin Velid'in yanına getirilir. Halid bin Velid'in sağ dizine yaralı bir şekilde konur. Peki sol dizine kim gelir biliyor musunuz? Oğlu Amr gelir. O da yaralıdır. Halid elleriyle ikisinin de başını okşar, dudaklarına su verir ve Allah onlara şehadeti nasip eder. İmam Şafii de der ki o iman ettikten sonra övülecek işler yaptı. Evet, hamd İslami bir hayatın, Kur'an ve sünnetle yoğrulmuş bir hayatın sonucudur. Allah hem size hem de neslimize böyle yaşamayı nasip etsin. Sevgili dostlar, Peygamber aleyhisselamdan tavsiye edilen bir kıssa içerisinde gizli olan zikri nakledeceğim. Bir hatırlatmayla bitiriyorum. Hadis İbn-i Mace'de geçiyor. İbn Ömer şöyle diyor, ben Resulullah'tan şöyle işittim. Adamın biri Ya Rabbi lekel hamdu kema yenbagi li celali vecihike ve azimi sultanik. Rabbim sana vecihinin celalinin ve hükümranlık azametinin gerektirdiği şekilde hamd ediyorum deyince melekler bu hamdi kayda geçmekte zorlanırlar. Ve yükselerek alemlerin Rabbi olan Allah'ın katına çıkarlar. Allah'ım senin kulların arasından bir adam öyle bir hamd etti, öyle bir söz söyledi ki bunu kayda düşmekte zayıf kaldık. Allah o adamın dudaklarının arasından o sözler çıkmadan önce ne söyleyeceğini en iyi bilmesine rağmen der ki kulum ne söyledi? Evet, az önce zikrettiğimiz sözleri söylerler. Vallahi şunu der. Onu, yani kulumun söylemiş olduğu sözü bizzat tabir elindeyse kelimesi kelimesine kaydedin. Onu, onun karşılığını bana kavuştuğu gün ben vereceğim der. Allah Subhanahu ve Teala Allah'ın hükümranlığını, azametini hak edecek bir şekilde hamd etmeyi bizlere nasip etsin. Allah Subhanahu ve Teala gecenizi ve gecemizi mübarek kılsın. Bizleri ve neslimizi, zürriyetimizi şeytanın şerrinden muhafaza buyursun. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha. Ma selam.